kaliteli ve güler yüzlü ekibiyle hizmet veren Kilis'teki Dilek Optik'teyiz. İzleyelim. Dilek Hanım, sizi tanıyalım. Dilek Hanım kimdir? Kilis'te ne zamandan beri bu sektörün içindesiniz? Bu sektörün içerisinde bulunma sürem yaklaşık olarak 2 senedir. Normalde eğitimciyim. Neden bu sektörü seçtim derseniz, sağlık ve estetiğin bir araya birleştirilmesi, benim estetiğe olan düşkünlüğüm vesaire gibi durumlardan dolayı böyle bir alana giriş yaptım. Evet, giriş. Dilek Optik markasıyla da Kilislilere bu alanda hizmet veriyorsunuz. Yerimiz nerede Kilis'te? Nasıl bulabilirler? Yerimiz direkt Devlet Hastanesi'nin karşısındayız. Mağazamız geniş bir alan ve çok da güzel bir tasarımı var. Nasıl tasarladık, ne kadarlık bir alan ve kaç adet gözlük bulundurabilecek bir kapasitesi var? Mağazamızda şu an için 1500 tane gözlüğü sergileyebiliyoruz. Geniş bir alan olması bizim için sergileme anlamında avantajdı. Çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu için hani gelen kişiler de çok memnun ayrılıyorlar bizden. Kaç çeşit gözlük bulunduruyoruz ve hangi alanlara hizmet eden gözlükler var? Sadece şık bir aksesuar olarak da kullanılabilir. Güneşten korunmak için ve görme kusuru olanlar için de çözümleriniz var. Hangi türler var? Optik mağazası olarak zaten hani hitap ettiğimiz alan gözleriniz. Gözleriniz için neye ihtiyacınız varsa bu konuda her türlü malzemeyi bulundurmaya çalışıyoruz. Bu kontak lensler olabilir, güneş gözlükleri olabilir. Onun haricinde optik çerçevelerimiz, camlarımız, cam çeşitlerimiz mevcut. Genellikle hani bunu gelen kişinin ihtiyacını belirleyerek karar veriyoruz. Hani sürüşte kullanıyorlarsa ve görme kusurları yoksa eğer, güneş gözlüklerimizde polarize camlara yönlendirebiliyoruz. Veya işte uzak yakın kullanıcılarımız var mesela. Bunlar çok büyük bir kitle. Hani 40 yaşından sonra zaten hani presbiyopi dediğimiz olay herkeste gelişen bir durum. Eğer uzakta da görme kusuru varsa ve otomatikman gelişen presbiyopi sonucunda tak çıkarlar zor olduğu için hem uzak hem yakın gözlüklerin progresif gözlüklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde cam seçeneklerimiz kişiye özel bir şekilde sunuluyor. Kişinin hani yaşam şartlarına özel bir şekilde sunuluyor. Hani neyle meşgul? Yani hani sizden ziyade gözleriniz gün içerisinde neyle meşgul? Biz bununla ilgileniyoruz daha çok. Ve bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik cam ve çerçeve sunumu yapıyoruz. Burada cam kesimleri ile ilgili işlemleriniz bir teknoloji de var değil mi? Tabii ki. Son model cihazları kullanıyoruz bunun için. Onun haricinde zaten hani hekimin yaptığı şey zaten sadece numaraları belirlemek oluyor. Görme kusurunu belirliyor ve bizim anlayacağımız dile getirerek, bunu reçeteye dökerek bize yönlendiriyorlar. Oradan sonraki iş artık bize kalmış oluyor. Biz hastalarımızı tanımamız gerekiyor ilk başta. Hani gözlük direkt seçmiyoruz. Mesela ne işle meşgulsünüz, gün içerisinde neler yapıyorsunuz, gözleriniz en fazla neyle meşgul, bunlara çok dikkat ediyoruz. O yüzden böyle bir ilk etapta çerçeve ve cam seçiminden önce bir 10-15 dakikalık hastalarımızla bir sohbetimiz çay kahve eşliğinde geçmek zorunda. Çünkü biz o kişiyi tanımalıyız ve o ihtiyaca cevap vermeliyiz. Doktor tarafından belirlenmiş olan reçeteyi ihtiyaca yönelik cam ve çerçeve seçimiyle birleştirip sunuyoruz. Şimdi cam ve çerçeve dedik, 2017 sezonunda sizde de çok farklı, çok şık ürünler görüyoruz. Neler öne çıkıyor? Trend renkler, cam modelleri ve çerçeve modelleri nelerdir? Standart gözlük çerçevesi seçimi algısı kırıldı. Hani insanlar artık gözlükle kendilerine bir imaj oluşturmak istiyorlar. Nasıl bir karaktere sahiplerse bunu gözlükleriyle bütünleştirmeye çalışıyorlar. Daha öncesinde gözlük kullanımı bir dezavantajken bunu avantaj haline çeviriyor. Bu bir aksesuar niteliğine kaydırılıyor. Hani dekoratif bir malzeme gibi düşünebiliriz. Bu anlamda yine gelen kişinin hani tarzı çok önemli. Ama 2017'de de tabii ki daha camların büyük olması, onun haricinde çok koyu camlardan çıkılması mesela daha açık. Daha böyle kış gözlüklerine dahi, güneş gözlüklerine dahi hani kış güneş gözlüğü olarak ultraviyole engelli ama koyu camlar olmayan, renkli camlar, aynalılar çok fazla moda mesela şu an. Harry Potter dediğimiz yuvarlak
çerçeveler şu an çok moda. Onun zaten çok geniş bir yelpazesi oluşmaya başladı. Hem kemik çerçevelerde hem metal çerçevelerde. Genel olarak bu şekilde.